son olacak. Ceketimi taktım kafama şimdi. İyi ki 4. defa gelmişim. Büyülendim resmen ya. Saygısızlar, biraz büyüklere yer verin ya. Yönüm yine Galata'ya doğru. Ayaklarım yine Galata'ya doğru gidiyor. Konum beni yine Galata'ya götürüyor. Şuraya bak. Hiç eğlenceli gelmiyor. Yanlış çıkış. Geldi veda zamanı Teletubbies'in. Dinlenmek istiyorum. Ve yeniden asansörde açılışımı yapıyorum sanırım. Bu son olacak. Sanırım değil, öyle son olacak. Son açılış. Artık bugün İstanbul'daki son günüm. Akşam uçağım var. Adana'ya döneceğim. Son günümü tekrar Ayasofya'ya giderek değerlendirmek istiyorum. Bu sefer bekleyeceğim. 2 saat de sürse bekleyeceğim. Dün AVM'den kendime Decathlon'dan polar aldım. Bugün onu giydim artık. Yani yeter. İstanbul'un soğuğundan hasta olacaktım en son. Kolumda da normal ceketim. Üşürsem bunu da giyeceğim. Çünkü bu yeterli olmuyordu. Polar da en azından sıcak tutsun diye düşündüm. Bu şekilde son günümü artık böyle tamamlayacağım. Keşke bunu daha önce akıl etseydim. Gidip de görmüştüm aslında. Farklı bir model görmüştüm. Denememiştim. Deneseydim olmayacağını görürdüm. Bunu alırdım. Ki dün öyle oldu. Olmayacağını gördüm. Bunu aldım. Evet, tramvaydan indim. Şimdi koştur koştur. Ayasofya'nın önüne gidiyorum. Gireceğim. Bugün azmettim. Gireceğim. Göreceğim orayı. Karşısında da Fatih Sultan nereden çıktı? Sultanahmet Camisi'ne bakacağım. Şu an sıra görünmüyor. Umarım hızlıca hallederim. Girerim artık şuraya. Ya çok güzel görünüyor dışarıdan. Çok merak ediyorum. Kapalı olmasa bari. Ayasofya'nın içinde şal takmak gerekiyormuş. Ceketimi aldım. Şal alacaktım, almadım ya. Keşke alsaydım yanıma. Ceketimi taktım kafama şimdi. Sonunda gelebildim. 4 gün boyunca yanımda şal getirdim. Bugün getirmedim. Allah'tan ceket var. Ceketle kapadım kafamı. Ayasofya'nın içi harika. İyi ki bu kadar ısrarcı olmuşum ve iyi ki 4. defa gelmişim. İçeride kuş var. Büyülendim resmen ya. Ya nasıl gösteririm size, nasıl aktarayım bilmiyorum. Çok iyi. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bak burada da büyülendim. Dolmabahçe'de de büyülendim. Süleymaniye Camii'de de büyülendim. Galata zaten 1 numara. Ayasofya yeteri kadar büyülendiğime göre gidim de biraz Sultanahmet'te büyüleneyim. Oraya da gidememiştim. Gidelim öğlen namazı gelmeden, orayı da bir gezmiş olalım. Yani bahçesine, avlusuna kadar gidebildim ama içine girememiştim. Namaza denk gelmişti ve kalabalık olmuştu. Bugün umarım bunları da tamamlamış olacağım. Son günümde artık yapamadığım her şeyi yapmış olacağım diye umut ediyorum. İstikamet tam karşısı. Sultanahmet'e girmeden önce bir şal alayım dedim, en azından satın alırım. Gidince de anneme veririm dedim de. Yani fiyatlar Türklere göre biraz tuzlu tabii. Onun için almadım. Kafamı yine ceketle örterim artık Sultanahmet'te de.
O değil de bir şey söyleyeceğim. Burak yavrumun şansına 2 gün bulundu İstanbul'da. 2 günde yağmur yağdı ve bugün hava tekrar düzeliyor. O gelmeden önce de düzelmişti, güzeldi. O gittikten sonra da düzeliyor. Ne kadar şanssızdı. Ama yine de gezdik. Bak yağmura rağmen yine de gezdik. Araç kiraladığı için rahatça gezdik. Birkaç noktada böyle çiseleyen yağmurda hafif ıslandık ama hiç önemli değildi. Ama sıcakta daha iyi olurdu. Çok üşüdü o da. Ceket, mont hiçbir şey getirmemiş. Şort, terlik gelmişti resmen. Akıllılık yapmamıştı maalesef. Adana ile burayı bir tutmuştu. Ben de bir şunu almıştım gerçi. Ben de üşüyordum. Üzerime 3-4 tane tişört bir arada giyiyordum ama yine de onun gibi ceket getirmemezlik yapmamıştım. Şimdi Sultanahmet'ten çıkacağım. Nereye gideceğim hiçbir fikrim yok. Rota nereye olur bilmiyorum. Dün Safir AVM'ye gittik ama giremedik. Otoparkta yer bulamamıştık. Bugün belki giderim Safir AVM'ye. Terasına çıkarım, seyir terasına. Buralarda da gezinebilirim. Ama dün Eminönü'ne gittik. Burak'la Mısır Çarşısı'na vesaire girdik. Burada gezebileceğim bir nokta kalmadı açıkçası. Ayakkabımı unutuyordum, ayakkabımı. Ne yaparım bilmiyorum ama bu taraf güzel. Bu tarafta da takılabilirim. Bugün son gün zaten. Çoğu yeri gezmiş oldum. Karşıda gezmediğim yerler kaldı ama o da artık başka sefere. Geldiğimde adalar turu da yaparım. Sıkıntı değil. Allah be, o kadar şal aradım. Burada uygun fiyatlıymış. 100 liraya da var, 70 liraya da var. Girdim daha. Canım sıkıldı bak. Tramvaya binip buradan çıkacağım. Tekrar Galata'ya doğru giderim. Belki Galata'ya tekrar çıkarım bilmiyorum. Yok ya, tekrar çıkmam. Tekrar hani yukarı doğru gidemedim bu sefer tramvayla ama son durak Bağcılar görünüyor. Bağcılar'da gezebileceğim bir yer olduğunu düşünmüyorum bak. Kimse oturmuyor, oturanlara bakın. Ya saygısızlar, biraz büyüklere yer verin ya. Şimdi tramvayın Tophane durağında indim, metronun Şişhane durağına yürüyeceğim fakat 1.3 kilometre görünüyor ve bu 20 dakika. Sanırım dik çıkacağım, dik yere çıkacağım. Bu beni biraz üzdürüyor. O değil, yönüm yine Galata'ya doğru. Ayaklarım yine Galata'ya doğru gidiyor. Konum beni yine Galata'ya götürüyor. Yani kader bu aslında. Bir gitsem mi ne? Bilemedim. Çok yukarı çıkacaksam, yakından da geçeceksem gidebilirim. Burada her yerde sanat atölyeleri var. Bu benim hoşuma gitti. Keşke benim de burada bir yerim olsaydı. Adana'da bir evin daire katında atölye kuracağım ama böyle bir yerde atölye kurmayı tercih ederdim. Ama Adana'da sanat bu kadar gelişmiş değil maalesef. Burada en azından sanata ve sanatçıya verilen bir değer var diye düşünüyorum Adana'ya göre tabii. Şu kapı dikkatimi çekti, ondan yüzden döndüm. Şuraya bakın. İstiklal Caddesi'ne çıktım şimdi. Burayı dik geçeceğim. Yürümeye devam edeceğim. Her yer yokuş olduğu için bayağı yoruluyorum ben de. Şu an Şişhane merdivenlerinden indim ama içerisi böyle hep çarşı gibi genelde bu metroya inen yerlerde. Bir kat daha ineceğim. Şimdi metroya ulaşmış olacağım. Çok garip bak. Bir de aynı durakta iki farklı metro treni geçiyor. Yani bir taraftan başkası geçiyor, bir taraftan başkası geçiyor. Aa, az kaldım ben yürüyerek gelip. Kafam karıştı yani. Uygulamadan bakıyorum. En azından o yardımcı oluyor bana ya. Metroda o kadar çok uygun geldi ki tabii Adana metrosu gibi değil. Adana metrosu 2 dakikada bir durakta iniyorsun. Bu kadar hızlı gitmiyor zaten. Gibi değil. Yüzeyi de gidiyor. Bu karanlıkta gidiyor, hızlı gidiyor ve uzun sürüyor duraklar arası mesela. Bu yüzden mayıştım şimdi. Çıkıyorum 4. Levent'ten. AVM'ye geçiyorum, Safir AVM'ye. Oradan da belki seyir terasına çıkabilirim. Umarım doğru çıkışta çıkmışımdır. Yanlış çıkış. Şimdi Safir'in terasına çıktım. Buradan İstanbul resmen ayaklarının altında. Galata'dan da daha iyi duruyor hatta. Bu çok yüksek. Bayağı yüksek. Dürbün gereksiz. Baby, you give me ice and fire.
Seyir terası keyfi güzeldi ama parası değer mi değmez mi? Orada bir duralım. İndirimli öğrenci 90 liraydı. Tam da herhalde 150 lira mıydı, 120 lira mıydı? Neydi? Seyir terası devam ediyor. İlk girdiğim yerle farklı kalıyor zannediyordum. Devamlı varmış, içeriden geçince diğer kısma geçiyoruz. Bir şey söyleyeceğim, ben Safir'de alışverişe de aldım. Bakın sırtımda yeni çanta aldım, içinde yine çanta var. Filo'da bir alanda bir bedava vardı, içinde çoraplar da var, iki top. Sonra şöyle LC'de bayağı bir indirim vardı. Buradan bir sürü şey aldım, anneme aldım, kendime aldım. Ben bunlarla artık gezecek miyim, ne yapacağım, eve mi geçeceğim? Burak şey diyor, git gez diyor. Niye eve geçesin diyor, son günün zaten diyor, haklı ama elimde yük de var. Çok da önemli değil gerçi ama nereye gideceğimi de bilmiyorum. Gideceğim her yeri tükettim. Hiçbir fikrim yok. Eve geldim şimdi. Bu tişörtü de aldım. Nasıl? Yeni giydim hemen. Akşam yola çıkıyorum. Zaten bütün kıyafetlerim pis. Ben pisim yani. Onun için hiç yıkamadan giydim. Şimdi makyajımı sileceğim. Kuzenimin evinden geldik. Evlenen kuzenimin evine geri geldik. Burada zaten normalde kalıyordum bu binada. Ziyarete gitmiştik. Şimdi terasına çıktık. Artık son gün, son dakikalar. Birazdan yolculuğa başlayacağım. Havaalanına gideceğim. Uçağa bineceğim akşamda. Evet, geldi veda zamanı Teletubbies'in. Güneş batalı çok oldu tabi. Bugün ne yaptık? Öğlen Beşiktaş'ta yengemgil vardı. Onların yanına gittim. Onlarla oturdum biraz. Sonra meydanı gezdik. Sonra eve geçtik. Eve geçerken otobüste o kadar çok yoruldum ki 1-1,5 saat arası sürdü. O kadar sürmüyordu normalde. Çok yoruldum. Eve gittiğimde mal gibiydim. Biraz oturduk. Sonra evlenen kuzenimin ablasının evine gittik. Diğer kuzenimin evine gittik. Ev ziyaretine. Orayı biraz çektim. Sizi de gezdirdim. Oradan tekrar döndük ve hazırlanıp yemek yiyip hemen metroya binip havaalanına geldim. Evet, bugün de bu kadardı. Daha doğrusu İstanbul turum tamamen bu kadardı. Serinin son videosu buydu. Çok güzel bir 6 gün geçirdim. Harikaydı. Her gün dolu dolu geçirdim ve her gün bir derecede yoruldum. Bugün hatta 18 bin adım atmışım. Dün 25 bin adım atmıştım. Önceki günler 23 bin, 22 bin vesaire. Böyle dolu dolu yani. Her yere gittim. Birkaç noktaya hatta birkaç sefer gittim. Çok iyiydi ya. Ama doydum. Yetti. İstanbul benim için bu kadardı. Daha fazlası çıkmazdı yani. Bugün hatta yettiğini hissettim. Doyduğumu hissettim. Artık dinlenmek istiyorum. Benim tatillerim hep böyle oluyor ya. Böyle gidiyorum. Altını üstüne getirmeden dönmüyorum evime.
ve çok yoruluyorum bu yüzden. Tatilim genelde benim yorgunluk oluyor. Eve dönünce tatil başlıyor benim için. Böyle ne yapayım? Bir yerleri keşfetmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Yerimde durmayı hiç sevmiyorum. Bu yüzden bu gittiğim yerleri fırsat olarak görüyorum ve gezebileceğim, gidebileceğim her noktaya gitmeye çalışıyorum. Bu şekilde uzun bir kapanış olsun istemiyorum. Seri dediğim gibi burada noktalanıyor. Şimdi uçağa bineceğim. Birazdan yani bir 50 dakika sonra binmem gerekiyor en geç. Adana'ya gideceğim. 1-1.5 arası Adana'da olmuş olacak. Sabah da işe gideceğim. Gidelim yerimizi öğrenelim. Çok büyük bir havaalanı ya, İstanbul Havaalanı. Metrodan buraya gelene kadar tuvaletim geldi. Acıktım. Ya kamp atmam lazım. Uykum zaten geldi. Değişik. Şimdi gideceğim yeri göreyim de valizi de şey vereceğim büyük ihtimal. Bagaja vereceğim. Aha, kulaklığımı aramam lazım. Kulaklığımı arayacağım çantamda. O zaman sözlü kapanışı burada yapalım. Birkaç karede çekip sonra eklerim. Öyle videoyu bitirmiş oluruz. Dediğim gibi serimiz bu şekildeydi. Umarım benimle keyifli bir seriyi geçirmiş olursunuz. Bir sonraki seri neresi olur belli. Ama size söylemeyeceğim. O zaman bir sonraki seride görüşmek üzere. Bundan sonraki karelere sizi bekliyorum. My appetite. Don't leave me in.